Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda sizlerle birlikte ons altın, gram altın, gram gümüş ve ons gümüşü değerlendireceğiz. Özellikle bizlerin takip ettiği seviyelerde bu haftalık kapanışlar nasıl şekillendi? Bunları sizlerle teknik analiz ve grafik yöntemini kullanaraktan burada son durum değerlendirmesi şeklinde bulacağız. Evet sevgili dostlarım, hemen altın onsuyla başlayalım. Altın onsunda bizler için 1792 seviyesinden gelen bir kapanış, altın ons için hala olumlu bir kapanıştır. Altın onsunda artık 1783 bölgesi bizler için önemli bir destek konumuna gelmiş durumda. 1783 dolar üzerinde kalındıkça, bakın buralar çok önemli arkadaşlar. 1783 dolar seviyesi üzerinde ons tarafında kalındıkça yukarıda 1802. Burası bir bant aralığı. Ayrıca 1802 ve 1814 aralığı bizler için ikinci bir bant aralığı olarak altının ons tarafında takip etmemiz gereken önemli aralıklar şeklinde değerlendirilebilir. Şimdi bizler için 1792 seviyesinden gelen kapanış nasıl bir kapanış diye soracak olursanız, ons tarafında bir iki tık güzel bir kapanış şeklinde bunu yorumlayabiliriz. Özellikle pivot seviyesi üzerinde, yani pivot 1790 seviyesinden geçiyor ve bu seviye üzerinde kapanış gelmesi altının onsunda bizler için yukarı 1800 dolarlar seviyesine doğru bu hafta içerisinde bir hareket başlatabileceği sinyali vermiş durumda. Tabi arkadaşlar, ne dedik? Özellikle 1783'e dikkat edeceğiz. 1783 üzerinde kalındıkça ve 1790 pivot seviyesi üzerinde de kapanışlar gördüğümüz için bizler ilk etapta 1816 dolar ve 1790 dolar aralığındaki altının onsunu takip edeceğiz. Altının onsunda bana göre 1866 dolarlar seviyesine doğru bir hareket yaşanacak. O yüzden sizlerle birlikte ben de bu 1866 dolar hareketini burada takipte kalacağım. Bizlerin grafik üzerinde takip ettiğimiz şuradaki düşen kanal mevcut ve bu kanalın geçtiği bölgede bizler için 1790 seviyesinden geçmekte arkadaşlar. Yani burası da tam bir pivot bölgesi ve burası bir retest şeklinde test edilmiş olabilir. O yüzden sizlerle birlikte bu 1790 seviyesi bizler için de artık önemli bir seviye haline geldi arkadaşlar. Bakın burada düşen trend çizgisi ve bu trend çizgisi üzerinde kaldığımız müddetçe buradan hareketlerin tekrar yukarıya başlaması bizler için yukarıdaki trend çizgisine doğru, yani 1836 dolarlar seviyesine doğru ilk etapta altın onsunda beklentimiz olan seviyelere doğru yükselişi tetikleyecektir diye düşünmekteyim. Altının onsunda güzel giden yukarı yönlü bir hareketin ardından biliyorsunuz Fed Başkanı Powell gene bir manipülasyon şeklindeki açıklamasının ardından, yani enflasyonun artık geçici olmadığı kendisi tarafından anlaşılmış arkadaşlar. En sonunda Powell da bu gerçeği kabullenmek zorunda kaldı. Biz her ne kadar her videomuzda bu enflasyonist baskının geçici olmadığı, kalıcı bir seviye olarak dimdik piyasaların karşısında durduğunu söylesek de Powell bunun tersini söylemekteydi. Şimdi bugün itibariyle baktığımız zaman söylediğimiz enflasyonist baskı gerçeğinin artık Powell tarafından da kabullenilir bir seviyeye gelmiş olması altın tarafındaki yatırımcılar için sevindirici bir haber şeklini almıştır. Altının onsunda özellikle ben şuradaki oluşumu takipteyim arkadaşlar. Benim için şurada bir oluşum mevcut. Biz buna çift dip oluşumu veya W oluşumu şeklinde bir oluşum da diyebiliriz. Bunun alt tarafı 1720 dolar seviyesinden, üst tarafı da 1831 dolar seviyelerinden geçmekte. 1831 dolara doğru giden bir altın ons ve bu 1831 doların yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte işte ben altında tekrardan 1900 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü bir hareket beklentim hala mevcut. O yüzden ben de sizlerle birlikte altının onsunda
1900 dolarlara doğru giden bir altın ons izleyeceğimizi düşünüyorum. Tabii bunun için öncelikle şuradaki kırılımımız gerçekleşti ve 1790 seviyesi pivot bölgemiz olan bölge bir retest olayını gerçekleştirdi ve burada tutunmayacağı bizim için önemli olacak. Burada tutunmamız gerçekleşirse de arkadaşlar yukarıda buradaki 1831-1838 dolarda mevcut olan gene kuvvetli bir düşen trend çizgimiz mevcut. Burada da gene dikkatli olacağımız kısa yatırımcı arkadaşların dikkatli olmaları gereken ve satışla karşılaşılabilecek olan bir bölge olduğu da unutulmamalı. Evet, gram altın tarafına hemen geçelim bakalım. Gram altın da bizler için önemli seviyeler hangi seviyelerden geçiyor? Sizlerle birlikte bunu burada bulmaya çalışalım. Gram altında bizler için özellikle şuradaki seviye çok önemli. 540 seviyesi, 540'ı yakınen takipteyiz. Gram altıncı arkadaşlar da bu 540 seviyesini dikkatli bir şekilde takipte kalsınlar. Daha öncesinden şurada bir oluşumuz mevcut. Buradaki destek bölgesi de önemli olacaktır gram altın takipçileri için. Bu da 535 TL civarından geçen bir destek bölgesi. Hatta bunu tam olarak aldığımız zaman arkadaşlar 531 seviyesinden geçen bölge. Bunun alt bölgesi, gram altıncılar çok iyi dinlesin. Alt tarafından geçen bölgesi ise 480. Hemen işaretleyelim, sizler de bunu görün. Bakın şuradan geçen 480 TL. Yukarıda da baz aldığımız bölge bizler için önemli olacak bölge 531 destek bölgesi. Şimdi bu 531 destek bölgesi niçin önemli? Arkadaşlar burada bir oluşum mevcut. Biz bu oluşumları zaten sizlerle birlikte takip ediyoruz. 480-530 aralığında bizler için bir 50 kuruşluk marj var ve bu marjı sizlerle birlikte zaten takip ediyoruz. Bunu da 531 seviyesinin üzerine eklediğimiz zaman bizlere bir 580 seviyesine doğru gram altında yukarı yönlü daha hareketin 530 altında kapanış görmediğimiz sürece devam edeceğinin sinyalini bizlere veriyor. O yüzden bizler için 531 TL civarından geçen bölge önemli bir bölge. Ayrıyeten önemli bir destek bölgesi gene artık 540 seviyesinden geçen buradaki büyük çanak bölgesinin oluşturduğu bölge, bu bölgede önemli bir destek konumuna gelmiş durumda. Gram altın kendine burayı 540 bölgesini destek konumuna getirir ve burada kalıcı olur ise arkadaşlar zaten ilerleyen dönemlerde önceki videolarımdan da biliyorsunuz sizlerle birlikte bunun videolarını çekmiştik. Buradaki hedef ise arkadaşlar zaten bayağı üst seviyeler bizler için artık 600 TL'ler ve üzerinin fiyatlanabileceğini bizlere göstermekte. Gram altında 531 ve 540 destekleri önemli destekler arasında. Bizler için en önemli destek 540 ve biz bu hafta itibariyle 540 desteği üzerinde kapanış gerçekleştirdik. Fakat retestler tekrardan gerçekleşebilir mi? Önemli çünkü biliyorsunuz destek bölgeleri kırıldığı zaman tekrardan bir retest olayına gitme durumları oluyor. Buradaki en önemli retest bölgesi de ilk etapta 540, Kulbunki ise 531 TL civarından geçen bölgeler. Bu bölgeler aşağı yönlü kırılmadığı sürece arkadaşlar bakın özellikle söylüyorum. Gram altında yön yukarı ve buradaki ilk hedef bölgemizde 580 TL'ye giden bir gram altın hala bizi bekliyor olabilir. Siz de kısada bu bölgeleri sıkı bir şekilde takipte kalın. Hemen biz bunu şu şekilde kendimize bir grafik şeklinde yapacak olursak 540 üzerinde bizler için kalışlar. Yukarıda bizim en yakın direnç bölgemiz 559. Yani 560 seviyesi diyelim. Şuradan 560 TL'de bir direnç bölgemiz var. Onun üzerinde gene bizler için 566 yakın bölgeden geçen bir 566 bölgemiz var ve onun üzerinde arkadaşlar bizler için 580 seviyesine doğru şuradaki fiyatlamayı
yapma olasılığımız da hala altında mevcut, gram altında mevcut. O yüzden gram altıncı arkadaşlar da verdiğim seviyeleri sıkı bir şekilde takipte kalsınlar. Şurada bir de ayrıca bizler için gene 540 seviyesi önemli arkadaşlar. 540 bu hafta sizlerin en yakın takip etmesi gereken bölge. Gümüş tarafına baktığımız zaman hemen gümüş onsla grafiğimize geçelim. Gümüş de bizler için kırılım zaten yukarı yönlü gerçekleşmişti. Gümüşte herhangi bir sorun bizler için henüz gözükmüyor zaten. Gümüşte takibe devam arkadaşlar. Bu hafta itibariyle bizlerin gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketlerde gene takipte kalmamız gereken en önemli destek 23-44 destek bölgesi. Evet, bizler için 23-44 artık önemli bir destek bölgesi olmuş durumda. 23-44 destek bölgeyi üzerinde kaldıkça bizler ilk hedef olarak gümüşte şu bant aralığını 25-25 seviyesinden geçen bant aralığını sizlerle birlikte takipte kalacağız. 25-25 yani 25-30 seviyesi bölgesinde bulunan burası kuvvetli bir direnç bölgesidir. O yüzden ilk etapta gümüşün onsunda bu bölgenin yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağı bizler için yakından takipte kalınması gereken önemli bir bölge. Ayrıca gümüşte şöyle bir ters omuz baş hareketi de burada gerçekleşebilir. O yüzden dediğim gibi şuradaki 23 özellikle 23 60 bölgesi diyelim. Bölgesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe burada bir Tobu oluşumu gerçekleşebilirse buradaki harekette gümüşte 28 dolarlar seviyesine doğru ilerleyen günlerde bizleri yukarıya taşıyabilir. Tabii bunun için buradaki 25-30 seviyesi önemli bir seviye ve bu seviyenin yukarı kırılmasıyla birlikte 28 dolar seviyesine doğru giden fiyatlamalar gümüşün onsunda görme ihtimalimiz de oldukça yüksek. Gümüşü yakından takip ediyoruz arkadaşlar. Gümüş gram. Hemen gümüş grama geçelim. Gümüş gram da gene son dakikalarda biliyorsunuz iyi yönlü giden yükselişin ardından aşağı yönlü fiyatlamalar gerçekleştirdi. Fakat gümüşün gramında bizler için özellikle 6.93 hatta 6.97 diyelim. 6.97 seviyesi önemli bir destek haline geldi. Gümüş gram takip eden arkadaşlar 6.97'yi sıkı bir şekilde takipte kalsınlar. Çünkü burası bizim için yükselişin başladığı bir destek bölgesi ve önemli bir destek bölgesi yakından takibimizde olacak bir bölge. Pivot bölgemiz gene bizler için 7.10 bölgesinden geçen yer. Burası da 7.10 bir destek. 7.10 üzerinde fiyatlamalarda arkadaşlar bizlerin takip etmesi gereken yukarıdaki kuvvetli direnç bölgemiz 7.74 seviyesinden geçen direnç. Burası güzel bir direnç oluşturdu ve bu hafta itibariyle de bizler bu 7.74 direnç bölgesini takipte kalacağız. Burada da gene ana hedef bölgemiz 8 lira üzerine doğru giden bir gümüş gram bizlerin takibinde olacak ve benim tahminimce bir 8.20 civarlarına doğru gümüşün gramında fiyatlamalar yaşayacağız. O yüzden gümüş gram takip eden arkadaşlar için önemli seviyemiz 7.10 üzerinde gümüş gramın tutunup tutunmayacağı. 7.10 üzerindeki kalışlarımız bizleri ana hedef 8.20 civarına doğru giden ana hedef bölgesine taşıyacak hareketleri başlatacaktır. O yüzden gümüş gramdaki arkadaşların da dikkatli olması gereken bir hafta. Evet sevgili dostlarım, altın ve gümüşü sizlerle birlikte değerlendirdik. Gram altını yorumladık. Gram gümüşü yorumladık. Bu videomuz hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmamış arkadaşların hepsini de kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.